Merhaba arkadaşlar. Ben Elif Premse. Bebeğim Örgülerim Örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bir önceki çalışmamızda bu güzel kukulatalı bere çalışmasını yapmıştık. Ben takıma uygun bir şekilde bugün de bir eldiven çalışması yaptım ve sizlere de bu anlatımla birlikte eldivenin nasıl örüldüğünü anlatacağım. Hatta arkadaşlar takımı tamamlamak adına belki bir çift de patik ilave edebilirim. Eğer yorumlar kısmında patik anlatımı da arzu ediyorsanız lütfen belirtin. Şimdi bir ön anlatım yapalım. Eldivenimize şu uç kısmından başlıyoruz ve bere çalışmasına benzeyen fakat aynı olmayan bir çalışmayla birlikte artırarak örgümüzü, eldivenimizi örüyoruz. Sonra bir kesim çalışması yapıp ardından lastik örgü ile birlikte eldivenimizi tamamlıyoruz. Sonrasında da zincir çalışmasından oluşan bir bağcık yaparak eldivenimizi bitirmiş oluyoruz. Eğer bu anlatım yeterli olduysa şimdi bu çalışmayı nasıl yaptığımızı öğrenelim. Şöyle alalım takımımızı. Arkadaşlar aynı beret başlarmış gibi önce bir halka yapıyoruz. Dediğim gibi istediğiniz şekilde halka çalışması yapabilirsiniz. Normal halkada yapabilirsiniz. Sihirli halka da yapabilirsiniz. Ve bu halkanın içerisine tam 7 tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle baştan göstereyim. Halkamı yaptım. Bir zincir çektim ve 7 tane sık iğne çalışması yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 Sonra halkamı kapatıyorum. CC birleştirme tekniğiyle birleştirerek ilk sıramı tamamlamış oluyorum. Şöyle kameramı biraz yakınlaştırayım. Biraz da ışığımızı açalım. Evet, şimdi daha güzel oldu. Şimdi normal ikili trabzan çalışması yapacağız. 3 zincirle bir üst sıraya çıkacağız. Ve bu 7 tane sık iğnemizin her birinin üzerine 2 iki tane ikili trabzan yapacağız. Bir tane ikili trabzan yaptım. Yanındaki sık iğnenin içerisine bir ikili trabzan ve ikinci ikili trabzanımı yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar 14 tane ikili trabzan çalışması yapıyoruz. Her yuvaya 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 14 tane ikili trabzanımız olacak. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14. Yine CC birleştirme tekniği ile örgümüzü birleştireceğiz. Fakat tıpkı beremizde olduğu gibi ip geçişi yapacağız. CC birleştirme tekniğini çalışacakmış gibi tığımı geçirdim. Beyaz ipimle beraber birleştirmeyi yaptım. Bu şekilde. Yine bir üst sıraya 1 2 3 zincir çekerek çıktım. Yani arkadaşlar şurayı çalıştık, başlangıcı ve burayı çalıştık. Şimdi beyaz ipimizle beraber var olan yine bütün sık iğnelerin, e, trabzanların üzerine çift trabzan yapacağız. Yine aynı yuvaya iki kez batarak çift trabzan çalışması yapıyoruz. Sırayla bütün trabzanların üzerine iki tane. ikili trabzan yapıyoruz. Alt sıramızda toplamda 14 ikili trabzanımız vardı. Bu sırada 2'ye katlanacak ve 28 tane ikili trabzanımız olacak. Biraz seri örmeye çalışayım. Bu şekilde bütün trabzanların üzerine iki tane ikili trabzan yapıp geliyorum. Sıramı CC tekniği tamamlıyorum. Birleştirmeyi yine mavi ipimle yaptım. Yine 1 2 3 zincir çekerek bir üst sıraya çıktım. Şimdi arkadaşlar hemen bir çift yapıyorum aynı yuvaya bir kez batıyorum birinci çiftim onun yanına tekrar bir çift çalışma daha yapıyorum yani alttaki birer tane trabzanımın üzerine iki kere iki tane ikili trabzan yapıyorum ve sonra normal ikili trabzan örmeye devam ediyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Tam örgümün orta kısmı oldu. Şimdi yine sıradaki ilk iki trabzanın üzerine birer çift trabzan yapıyorum. Aynı yuvaya iki kez batıyorum. Ve tekrar normal ikili trabzanlarla örgümü örmeye devam ediyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 sıramı tamamladım. Yine CC birleştirme tekniğiyle örgümü beyaz ipimle birleştirdim. Şu şekilde oldu arkadaşlar. Şu e, kenarlarda yaptığımız artırmalarımız bizim şu kısımlarda olan artırmalarımız oluyor. Biz şu sırayı örmüş olduk şimdi. Şimdi de Üst sırayı örmeye başlıyoruz. Üst sırada yine 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen bakalım. Şimdi arkadaşlar 1 3 zincirimizi çektik sonra yanındakine bir ikili trabzan yaptık çift trabzan yaptık 3 zincirimden sonra bir çiftli trabzan yapmış olduk onun yanına yine bir bir dakika arkadaşlar onun yanına yine bir çift trabzan daha yapıyorum. Yani bir tek ördüm ardından iki tane çift ördüm. Şöyle. Önce 3 zincirle üst sırama çıktım. Sonra iki tane aynı yuvaya batarak önce bu trabzanın üzerine bir çift çalıştım. Sonra diğer trabzanın üzerine diğer çiftimi çalıştım. Ve yine ikili trabzan olarak örgüme devam ediyorum. Artırmadan sonra 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 13 ve 14 tane ikili trabzan çalıştım. Yine şu biraz an sırada artırma yaptığımız yerlere gördük, geldik. Bu orta kısımdaki ilk iki trabzanıma yine Çiftli trabzan çalışması yapıyorum. Evet, bu şekilde. Şunlar alttaki artışlardı. Bunların şu iç taraflarındaki trabzanların üzerine iki tane çiftli trabzan çalıştım. Sonrasında yine sıra sonuna kadar örgümü öreceğim ve CC tekniğiyle bir üst sıraya çıkacağım. Sıramı tamamladım. Yine bir üst sıraya CC birleştirme tekniği ile çıktım. Ve 1 2 3 zincirle örgüme başladım. Bu kez sadece bir tane artırma yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 3 tane trabzanımı ördüm. Sonrasında dördüncü trabzanın üzerine bir çift çalıştım. Ardından diğer artırma yaptığım yere kadar örmeye devam ediyorum. artış yaptığım yerler burada geliyorum ve ikinci artırmanın üzerine bir çift trabzan çalışması yapacağım şu bir şu iki arkadaşlar şu ikincinin üzerine geliyorum bir artırma yapıyorum Aslında bu yerlerin çok önemi yok arkadaşlar sadece biraz daha eldivenimizin kenarlarını geniş tutmak için bu çalışmayı yapıyoruz Ben sayıyla yapmaya alışkın olan arkadaşların daha kolayına geleceğini düşündüğüm için o şekilde anlatıyorum ama birebir aynı hizada olması şart değil. Sonra sıra sonuna kadar ikili trabzanlarımı örüyorum. Ve cc tekniği ile birleştireceğim ama birleştirmeden şimdi size tam bir sayı veriyorum. Çünkü artırma işlemlerimiz bitti artık. 2 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 tam 38 tane trabzanla artırmalarımızı bitiriyoruz. Ve CC tekniği ile üst sıraya çıkıyoruz. Artık artırmalarımız yok sadece var olan trabzanlarımızın üzerine trabzan çalışması yaparak toplamda 5 sıra boyunca arkadaşlar örgümüzü bu şekilde örüyoruz. Bereyi tek renk çalışmış olan arkadaşlarım eldiven çalışması yapmak isterseniz berenizle aynı renkte yapabilirsiniz. Benim gibi iki renk çalışan arkadaşlarım da aynı benim çalıştığım şekilde renk geçişleriyle birlikte eldivenlerini örebilirler. Evet arkadaşlar bu şekilde tam 5 sıra boyunca şu anda şurayı örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 sıra boyunca var olan 38 trabzanımızı öreceğiz. Sonrasında şurada bir eksiltme çalışması var. Onu yapacağız. Ardından lastik örgümüzle bu çalışmayı da çok çabuk bir şekilde tamamlamış olacağız. Ben şimdi 5 sıra örgümü örüp geliyorum. Evet ben 5 sıra boyunca örgümü ördüm. Şimdi CC birleştirme tekniği ile birlikte diğer ipimle üst sıraya geçiş yapıyorum. Arkadaşlar şu anda Tam eldivenimizin Şu lastiğin hemen altındaki e, Mavi kısmı Sırasını öreceğiz Yine 1-2-3 zincir Çekerek üst sıraya çıktım Şimdi arkadaşlar 4 tane tek öreceğiz 1 tane e, Çift ilmek keseceğiz Hep artırmıştık ya Bu sefer azaltacağız 1-2 trabzan 3. trabzanım dördüncü trabzanım. Dört tane ikili trabzanımı ördüm. Şimdi kesme işlemi yapacağız. Nasıl yapıyoruz? Tığımıza ipimizi doluyoruz. Normal trabzan örer gibi bir kez örüyoruz. İkinciyi örmüyoruz. Tığımda iki tane ipim var. Tekrar doluyorum. Yanındaki trabzanın içine batıyorum. Yine trabzan örer gibi örüyorum ve tığımda 1 2 3 tane ilmeğim var. 3'ünü birlikte örüyorum. Bu bizim kesme işlemimiz. Şimdi yine 4 tane ikili trabzan örüyorum. Ve tekrar ikinci kesmemi yapıyorum. Yine batıyorum. 1 de çıkıyorum. Tığımda 2 ilmek var. Batıyorum çıkıyorum. Tığımda 3 ilmek var ve üçünü birlikte örüyorum. Sonra yine 1 2 3 4 tane normal trabzanımı örüyorum ve tekrar kesme işlemi yapıyorum. Tekrar 4 tane ikili trabzanımı örüyorum. Ve yine bir kesme işlemi yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde trabzanlarımızda eksiltme yapıyoruz. Seri bir şekilde çalışmaya çalışayım. 3 4 tane trabzanımı ördüm ve ardından hemen bir kesme yapıyorum Evet sona yaklaştım 1 2 3 4 tane trabzanımı ördüm sonra yine 1 2 ve kesme işlemini yaptım. 2 tane trabzanımız var arkadaşlar. Onları normal örerek sıramızı tamamlıyoruz. Ve CC birleştirme tekniği ile birlikte beyaz ipime geçiş yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Arkadaşlar şu mavi iple işimiz bitti. O yüzden onu biraz uzunca bırakarak kesiyorum. Hemen şurada örgümün içerisinde şöyle sabitleyerek sökülmesine engel olarak düğümlüyorum ve sonra örgümün içerisinden birkaç kez yürütüyorum. ve fazla olan ipimi de keserek temizliyorum. Şimdi arkadaşlar var olan bütün trabzanlarımızı trabzan örgü olarak örüyoruz. Artık kesme, artırma her şey bitti. Bir sıra beyaz ipimizle var olan trabzanlarımızı öreceğiz. Ve ardından lastik çalışmasına başlayacağız. Çok kolay, çok cici görünen bir çalışma. Arkadaşlar bu eldiveni anlatırken aklıma patiğin haricinde bir de short e, çalışalım mı diye geldi. Öyle düşündüm. E, bu foto çekimlerinde kullanılan kostümlere çok benzedi çünkü. Bereden sonra eldiveni patini yaparsak bir şortu eksik kalıyor. Eğer örmek isterseniz arkadaşlar yorum kısmına mutlaka yazın. Ben de eğer sizden yeterli miktarda örmemi istemenizle ilgili yorum görürsem bir de şort çalışalım diye düşündüm. Yine karar sizin. Nasıl isterseniz arkadaşlar. Bütün trabzanlarımın üzerine trabzan çalışması yaparak bu sırayı tamamlıyorum ve ardından lastik çalışmasına başlıyorum. Bütün trabzanlarımı ördüm. CC birleştirme tekniğiyle birleştirdim. Şimdi ördüğümüz kısma bir bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok düzgün bir çalışma oldu ama lastik çalışmasından sonra çok daha güzel görünecek. Nasıl yapıyorduk lastik çalışmasını? Dikey lastik tekniği ile çalışıyoruz. 1 2 3 zincirle üst sıraya çıkıyoruz. Arkadaşlar trabzanın arasından sağdan gelip soldan çıkarak normal ikili trabzan örer gibi örüyorduk. Sonra aynı işlemi trabzanımızın arka kısmından yine sağ boşluğundan girip sol boşluğundan çıkarak ipimizi alıyoruz ve yine ikili trabzan gibi örüyoruz. Bir önden bir arkadan bu şekilde yapılan örgüye tığ işi dikey lastik örgü tekniği deniyor bununla ilgili videolarımı da çektim ee, izlemek isteyen arkadaşlarım oradan da bakarak dikey ve yatay tığ işi lastik çalışmasını öğrenebilirler Evet bir arka taraftan bir ön taraftan bir arka taraftan olmak üzere bütün tırabzanlarımı lastik çalışmasıyla örüyorum. Şimdi ben bu sırayı tamamlayayım arkadaşlar. Üst sıraya nasıl devam ettiğimi sizlere göstereyim. Evet, sıramı tamamladım. Yine CC birleştirme tekniğiyle örgümü birleştirdim. Şimdi arkadaşlar 3 zincir çekerek üst sıraya çıkıyoruz. Ve lastik örgümüzde girintili, çıkıntılı bir çalışma oluyor. Şunlar önden battığımız e, e, trabzanlarımız, içeride çukur gibi kalanlar da arkadan battığımız trabzan örgülerimiz. Yine ön kısımda kabarık duranlara önden batarak örüyoruz. Arka kısımda batık olarak duranlara da arka kısımdan örerek lastik örgümüzün üst sırasını devam ediyoruz. Bu şekilde. Zaten beri anlatımında lastik çalışmasını yine sizlere göstermiştim. O yüzden tekrar tekrar edip vaktinizi almak da istemiyorum. Bu şekilde arkadaşlar toplamda 3 sıra lastik çalışması yapıp geliyorum. Lastik örgümün 3. sırasını da tamamladım. CC tekniği ile örgümü birleştirdim. Bir zincir çekerek sabitledim ve fazla olan ipimi kestim. Arkadaşlar eldiven çalışmamızı da tamamladık. Şimdi şu ipimi yine örgümün arasından yürüterek temizliyorum ve fazla olan ipimi kesiyorum Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir eldiven çalışması yapmış olduk ve şimdi Arkadaşlar şu zincir çalışmasıyla bağcığımızı da yapalım ardından bu çalışmamızı da tamamlayalım ne yapıyoruz ee, tığımızla beraber Beyaz ipimizle toplamda 80 zincir boyunca zincir çekiyoruz. Bu şekilde 80 tane zincir çekiyoruz. Ben sizin hiç vaktinizi almayayım. Zincir çalışmamı tamamlayıp geleyim. 80 zincirimi ördüm. Yine ipimi uzunca bırakarak kestim. Şimdi arkadaşlar tam şu eldivenimizi şöyle ortalıyoruz. Tam şu artırma yerlerini kenara denk getirecek şekilde. Sonra eldivenimizin tam orta kısmını buluyoruz. Bağcık geçirmek için bunu anlatıyorum size. Şöyle orta kısımdan tığımızın yardımıyla şu uzun bıraktığımız iple tığımızı tutup çekiyoruz. Ve şöyle küçük aralıklarla birlikte bağcığımızı eldivenimize geçiriyoruz. ve son olarak buradan da geçirdim. Tam orta kısma denk getirdik arkadaşlar. Hafifçe büzüyoruz. Şu bağcıklarımızın artık ucundaki ipleri tam zincirimizin ucuna denk gelecek şekilde sıkı bir şekilde düğümlüyoruz. zincirlerimiz açılmasın, bağcıklarımız sağlam olsun diye bu çalışmayı yapıp fazla iplerimizi kesiyoruz. Sonra fiyonk çalışmamızı şöyle hafif eldivenimizi büzerek fiyonğumuzu da çalışıyoruz. Ve eldivenimizi de tamamlamış oluyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine çok güzel bir çalışma tamamlamış olduk. Her çalışmamdan çok keyif alıyorum ama bu takımı ben e, çok çok sevdim, çok keyifle ördüm. Dediğim gibi ben buna bir patik, bir de şort çalışmayı düşünüyorum. Eğer siz de e, bu şekilde çalışmak istiyorsanız lütfen yorumlar kısmında özellikle Evet bunları örelim diye belirtin. Her şey gördüğünüzce olsun arkadaşlar beğeni, yorum ve aboneliklerinizi bekliyorum. Her videomda bunu tekrar ediyorum ama arkadaşlar sizin benim kanalıma abone olmuş olmanızın size herhangi bir zararı yok, herhangi bir mali yükümlülüğü yok, ücretsizdir. Fakat eğer siz bana abone olursanız benim kanalımın büyümesinde sizin de katkınız olmuş oluyor. Bu yüzden rica ediyorum ve her seferinde söylüyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın diyorum.